Beyaz camın ve sinemanın dünya çapındaki büyük devi Disney, Disney Plus olarak Haziran 2022 tarihinde Türkiye'ye girerken bazı taahhütlerde bulundu. Bunlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te Atatürk'le ilgili 6 bölümlük bir dizi çalışmasıydı. Nitekim sözlerinde durdular. 8 milyon dolar para harcayarak, kabaca 250 milyon lira gibi para harcayarak, başrolünde de zannediyorum Aras Bulut İynemli oynuyordu. Diziyi tamamladılar. Fakat dizi yayına hiç alınmadan yeni gelen galiba yeni CEO'ları dedi ki efendim karlı olmayan yerel yayınları yayınlamaktan vazgeçtik. Bunlardan biri de Atatürk'tü. Atatürk'ü de yayınlamaktan vazgeçer. Fakat ne olduysa Kızılca Kıyamet bundan sonra koptu. Türk halkı için çok hassas bir konudur Atatürk. Arkasından şu tür dedikodular çıktı. Bakın dediler, bunun karlı olup olmadığını Disney bilemez çünkü 8 milyon doları harcadı ama yayına bile vermedi. Yerel yayın mıydı? Yerel yayın değildi çünkü çekimini kendisi yaptı. Yani kendisinin iç yapımıydı, kendisinin prodüksiyonuydu. Peki karlı mıydı? Yayınlamadığı için de bilmiyoruz. Bu da doğru değil. Ne oldu? Dediler ki arkada iki tane Ermeni lobisi var. Bunlar devreye girdi. Zaten yazılı kayıtları da var bu arada. Hani yayınlanmasını istemediklerine dair ifadeleri gerçekten var. Bu nedenle yayınlanmadı. İşte aslında bence burada şöyle bir şey de oldu. Bizim sesimiz Ermeni lobisi kadar çıkmıyor mu gibi bakıldı belki de. Bu nedenle ciddi tepkiler oldu. Fatih Altaylı gibi yazarlar farklı yaklaştı konuya. Bizim yapamadığımızı Disney yaptı. Türk halkını Atatürk'te birleştirdi diye ifadeleri oldu. Fakat az önce ben hemen onu söyleyeyim. Yayın arasında Sayın Tuğrul Türkeş aradı. Bu konuyu konuşacağımızı söyleyince şöyle ifade etti. Ya dedi, Disney evet çok büyük bir kuruluş olabilir. Atatürk'ü yayınlasa ne olur, yayınlamasa ne olur? Atatürk tarihe mal olmuş bir kişidir. Ne yayınlandığında onu büyütürler ne de tersi olur dedi. O dedi çok zor şartlarda, çok büyük işler başardı. Tarihte de bunun hakkı verildi dedi. Bizim dedi başka bir şeye ihtiyacımız yok. Sen ne dersin? Ya şöyle, bir kere bir dizi yüzünden bu kadar fırtınalar kopması bana çok tuhaf geliyor. Atatürk dediğin gibi bizim için çok böyle bir bam teli gibi, çok duygusal yaklaşıyoruz. Çünkü ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu. Ama ben hani hayatım yurt dışında geçmiş, yurt dışında işte ortaokul olsun, lise olsun, üniversite olsun okumuş bir insan olarak o devasa hani lisede falan olur ya şu kalınlıkta tarih kitapları. Türk tarihi bir sayfada geçer, belki Atatürk'ün ismi geçer, belki geçmez. Yani çünkü ister istemez Avrupa merkezli, Amerika merkezli bir tarih anlatılıyor. Lingua franca, İngilizce. Onların perspektifinden Türkiye'de de Türkiye tarihi anlatılıyor değil mi? Osmanlı tarihi anlatılıyor, işte Selçuklu vesaire. Bu coğrafya anlatılıyor. Herkes kendi perspektifinden bakıyor. Dolayısıyla bizim için Atatürk'e böyle yaptılar, lobiler böyle işte harekete geçti. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Ben nasıl düşünüyorum biliyor musun? Özellikle de Amerika'da bu kadar uzun yıllar yaşamış bir insan olarak. Disney gibi bir firma tamamen her şey paradır. İdeolojik görüşler, İşte lobi hareketleri falan filan. İşin karşısında çok büyük para kazanılacaksa bir lobinin, bir Ermeni işte grubunun mektup yazması, baskı yapması, kampanya başlatması pek bir şey değiştirmez. Evet, Ermeni lobisi Amerika'da çok güçlü. Ben birebir bunu yaşadım. Bak, küçük bir şey anlatacağım sana. Kaç yıl önce Antalya'da jüri üyesiydim film festivalinde ve uluslararası jüri üyesi olarak bir Ermeni filmine en iyi film vermiştik. İnanılmaz bir filmdi. Gittim filmden sonra, yani festivalden sonra bir dişi Buffalo'nun başrolünde oynadığı, adını hatırlamıyorum ama bir sınır hikayesiydi. Dişi Buffalo sınırın ötesine sürekli kaçmaya çalışıyor. Çok duygusal ve hatta ben espri yapmıştım. En iyi kadın oyuncuyu buna mı verseydik diye. Hayvanın aslında kesimden kaçma hikayesi aslında. Her neyse, yönetmenleriyle ve prodüktörüyle, yapımcısıyla konuştum. Filminizi Türkiye'de göstermek istiyorum diye. Çünkü Türkiye'de gösterime girmiyordu. Sadece festivalde oynamıştı. Hay hay dediler.
O dönemde kardeş türkülerle sürekli sahneye çıkıyordum. İşte Sırrı Süreyya'yla falan çıkıp böyle bir şey, şiir okuyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Bir de onların tiyatro grubunda oyun oynuyordum. Onlar da hay hay dediler, gelelim işte Türkiye'nin türkülerini söyleyelim. Ve benim hayalim Kars'ta, o sınırda bir böyle workshoplarla birlikte bir kültür festivali düzenlemek. Ermenistan'dan da sanatçılar gelsin, Türkiye'den de gelsin. Ve bizim aslında sınırları tanımadığımızı, sanatçıların ülkesi olmadığını, herkesin aslında kardeş olduğu falan gibi böyle bir şey tasarladım. Ermenistan'a, Erivan'daki, iki defa Erivan'a gittim. Oradaki akademisyen, sanatçı arkadaşlar da büyük bir zevkle geliriz dediler. Buradaki sanatçılar da tamam dediler. Sonra New York'a gittim. New York'ta bu yürüyüşleri düzenleyen adamla tanıştım. Birleşmiş Milletler'in tam karşısındaki bir kafeyle. Adam iyi güzel dedi ama kusura bakmayın, biz sizin bu festivalinize desteklersek bizim varoluş nedenimiz ortadan kalkar. Çünkü o diaspora gerçekten 1915'in küllerini sürekli körükleyerek, onu yakarak var oluyor. Oysa ki Ermenistan'daki Ermeniler, ki bir tane diplomat arkadaşım, biz 1915'in torunları olmaktan sıkıldık. Biz hani bir bağımsız bir ülkeyiz ve sürekli bunu gütmek bizim için de iyi değil diyor. Yani bu anekdotu niye anlattım? Amerika'daki o sürekli bahsedilen lobi tabii ki hoşlanmayabilir ya da işte Atatürk'ün böyle bir kahramanlık hikayesinden haz etmeyebilir. Belki de girişimde bulunmuştur. Ama bana göre Disney gibi büyük bir firma bir lobinin mektuplarıyla ya da telefonlarıyla hareket edecek bir firma değil. Sadece Atatürk dizisini de kaldırmamışlar farkındaysan, açıklamaları o. Pek çok diziyi kaldırmışlar. O gibi firmalar tamamen paraya bakar. Ve evet 8 milyon yatırmışlar belki ama 8 milyon kazanmayacaklarını öğrendilerse bunu satarak daha fazla kâr edeceklerdir. Dolayısıyla bana göre bu böyle Atatürk, pro Atatürk, anti Atatürk gibi bir santiman değil. Tamamen ekonomik nedenlerle, yani senin konun. Yayınlasalardı çok mu kötü olurdu? Yok ama yani belli ki o yeni CEO bambaşka bir yayın politikası gütmek istiyor. Dolayısıyla bana göre bu siyasi bir şey değil. XYZ lobisinin baskısı da onlara yani çok önemsemezler. Dünyada da Atatürk bizim için olduğu gibi bir Atatürk değil. Dünyada belki de Churchill zamanında çok seviliyordu, sayılıyordu hayranlıkla. Hatta böyle bir kıskançlıkla bakılıyordu. Ama aradan 100 yıl geçmiş, 100 yıl sonra özellikle dünyanın çok daha cahilleştiğini, İlber Hoca gibi konuştum ama hakikaten sadece Türkiye'de değil, dünyada da genel bir cahillik söz konusu. Çünkü post-truth çağında yaşıyoruz ve gerçek ötesinde yaşarken neyin gerçek, neyin doğru, her şey manipüle ediliyor. Tarih de bunların başında geliyor. O yüzden Atatürk'ü çok fazla hani böyle kafaya taktıklarını düşünmüyorum. Bizim için önemli ama dünya için o olsa da olur, olmasa da olur gibi bakıyorum. Buna belki insanlar sinirlenecek ama hani gerçekler ortada. Sonuç itibariyle Disney denilen firmayı şeytanlaştırabilirsiniz, boykot edebilirsiniz, kızabilirsiniz. Ama o firma sonuçta sizin ülkenize gelmiş, sizin ülkenize abone oluyor, sizin ülkenizden para kazanıyor, burasını bir market olarak görüyor. Belki de o CEO bilmiyordu bunun bizim için ne kadar... 7 milyon da abonesi var. Evet işte yani belki de o Türk abonelerinin boykot kararını çok ciddiye almadı diye düşünüyorum. Belki de, evet. Ne kadar... Bu arada hani belki de gerçekten onlara çok zarar vermeyecek. Çünkü bizler bir şeye çok böyle alevlenip kızarız. Sonra ertesi gün unuturuz. Paşa paşa o bütün dizileri, unuturuz. İçerikleri Doğru. Tüketiriz. Doğru. Yani doğru. Sözümüzün eri de o anlamda değiliz. Yine de farklı bir sözle bitirmek istiyorum bu konuyu. Hani bu çok konu çok dillendirildi, çok eleştirildi. Söz gelimi Sami Haber'de Ertuğrul Özkök'ün yazısında da okumuştum. Şey diyor, ya diyor ben fragmanını izledim aslında çok başarılı bir dizi de değildi diyor. Buna rağmen o kadar merak ettim ki şimdi yayınlasalar ben izlerim. Benim gibi düşünen bir sürü insanın, hiç izlemeyecek olan insanın da izleyeceğini varsayarak şey diyorum. Ben Disney'in yerinde olsaydım bu kadar reklamın iyisi kötüsü olmaz reklamdan sonra. Evet.
çıkarır verirdim yani bunu. Dünya premierini yapardım. Çünkü Avrupa'da da yazılıp çizildi bu. Dünya premierini yapardım bunun. Buradan da bir şey gelirdi diye düşünüyorum ama tabii sonuçta... Belki Fox'a öyle bir paraya sattılar ki sonuçta hani zararın neresinden dönülürse kârdır. Yani ben maalesef sinemanın içinde olan bir insan olarak gittikçe özellikle bu büyük firmaların her şeyin parayla ilgili olduğunu düşünmekteyim. O yüzden de hani bağımsız işte... ne bileyim imece usulü çekilen filmlerde de oynuyorum son yıllarda. Onlar hani festival filmi olarak kendi küçük yağıyla kavrulan, kendi küçük dünyalarında yüzen ve belki de güzellik yaratmak için yola çıkan belli şeyler var. Sinemacılar, yönetmenler. Ama o büyük firmaların sponsorluğunda diyeyim artık, yani onların finansmanında yapılan şeyler zaten sanat eseri değil, belgesel de olmadığı aşikar. O yüzden tamamen her şey para Napolyon'un dediği gibi. Çok büyük bir şey beklemiyordum diyorsun zaten. Ben zaten sonuçta büyük bir şey beklemiyordum. Evet. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Birdenbire böyle Atatürk üzerinden nemalanan, Atatürk üzerinden reklam yapan, Atatürk'e yeri geldiğinde hakaret eden, onu işte ayyaş diyen vesaire insanların birdenbire Atatürk sevdasıyla yanıp tutuşmasını da hiç samimi bulmuyorum kanalın ismine gönderme yaparak. Yani birdenbire ona yıllardır hakaret eden insanlar büyük Atatürkçü kesildi. Bu da bana çok samimiyetsiz ve ikiyüzlü geliyor. Dolayısıyla hani şimdi bu konu gündemde olduğu için herkes yazdı, çizdi, konuştu. Ama bir hafta sonra unutulacak, gidecek. Bu dizide yayınlanacak başka bir kanalda. Yayınlanacak. Sineması da çıkacak. Sinemaya da çıkacak. Evet. O zaman işte iyi haber, kötü haber neye işe yarıyormuş onu da görmüş olacağız. Doğru. Bence biz Atatürk'le ilgili konuyu artık halkın ya da kamuoyunun vicdanına bırakalım. Onlar kafalarında farklı bir kurguyla bakıyorlardır. Sonuçta kararı izleyici verecek. Belki de mahcup da olabilirler. Ama bu konuyu bu haftalık kapatalım. Programımızın sonuna geldik. Veda etmek istiyorum izninle. Yeniden yeni bir programla bir arada olmak üzere. Hoşçakalınız.